Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda tazminat ödüllerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz dün değil, geçen hafta çarşamba günü patron akınının 6. haftası gelmişti. Omega haftasıydı. Ama o geldiği zaman destansı zorluğunun ödülleri hatalı yapılmıştı. Böyle 30 bin parça T5, bir tane Alfa 2 veya bir tane de S5 %10'luk kristal seçici veriyordu. Yani öyle söylenmemişti ama forumda böyle seçici vereceklerdi. 2 T5, 2 Alfa falan vereceklerini söylemişlerdi. Ve şimdi o ödül mağduru olan kişilere tazminat gönderdiler. Yaz pataklaması etkinliğinde düzeltme. Gördüğünüz gibi seçicimizi alıyoruz. %10'luk 5. kademe katalizör parçası seçicimiz geldi. Onunla beraber bir tane T5, bir tane Alfa 2 ve 6000 parça da T5 geldi. Bunu ben Zulam'da tutuyorum şu anda arkadaşlar. Çünkü istediğim zaman 4500'lük istediğim sınıftan bir S5 parçası alabileceğim. 4500'lük. Çünkü oluşmak üzere olan bir sürü S5'im var. Şu anda hangisini seçeceğim konusunda hiçbir fikrim yok elimde, yükseltebileceğim uygun hero olmadığı için. Daha doğrusu iyi hero olmadığı için. Size de tavsiyem budur. Eğer S5'leriniz, yani çoklu S5'iniz oluşmak üzereyse, böyle atıyorum 3 farklı S5 oluşmak üzereyse, bunu Zula'nızda tutabilirsiniz 30 gün boyunca. Baktınız ki o sınıflardan birinden güzel şampiyon yakaladınız. O zaman direkt o S5'ini alabilirsiniz. Ve böylece hemen rütbesini de yükseltebilirsiniz. Ama sizin hero'nuz varsa, uygun hero'nuz yani, yükseltmek için bekliyorsa hemen anında alın zaten buradaki ödülleri. Şimdi onu göstereyim. Patron akını 6. hafta destansı da ben tamamladığım zaman bu ödüller görünmüyordu. Ben de 30 tane, yani 30 bin tane T5 parçası, bir tane Alfa 2, %10'luk 5. kademe sınıf parçası katalizörü kristali ve büyük şef ünvanı görünüyordu. Ama şu ortadaki yoktu. %10'luk seçici yoktu. O işte şimdi geldi yanıma. Zulama daha doğrusu. Ve burada tutuyorum. Şu anda geçtiğimiz haftada verilen bir tazminatı da şu anda tutuyorum Zulam'da. Patron dövüşü hakkında düzeltme dediğine bakmayın. O orada patron dövüşü dediği 6.2.6'daki şampiyonun nerflenmesinden gelen tazminat oldu bu. Çoğu kişiye bu tazminat gitti. Patron dövüşü hakkında düzeltme olan 15 diriltme, 12 tane 3. seviye diriltme, sonra can iksirleri falan, 6 tane de büyük şampiyon desteği gitti. İşte ondan bunları şu anda Zula'da tutuyorum. Çünkü benim diriltmeler full stokta. Ama şu 6 büyük şampiyon desteği çok güzel gerçekten. Ama diriltmeleri korumak zorundayım. Böyle ikinci kitap birinci bölüme saklıyorum onları. Onun da şu anda betası mevcut. Ben betasını kurcaladım. Ama bu kez bana davetiye gelmedi. Diğer arkadaşlar bana göstermişti nasıl olduğunu. Evet, tazminat ödülleri bu şekilde. Bir de Zindan 8'den bahsedelim. Biliyorsunuz o yeni güncellemeyle zindanlar da yenilendi. Şurada bir hata gösterimi var. Hatalı gösterim var. Sonraki aşama noktası biraz hatalı yapılmış. Ödüllerde biliyorsunuz, eğer 1. kademeyseniz artık 8. kesim ödülleri alıyorsunuz 7. kesimle beraber. 6. kesimi almıyoruz artık. Zindan 8 de yeni bir şey oldu. Böyle her 5 odada bir Ultron dronları ve Ultron karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Yani ve orada 2 tane patron hack'i var arkadaşlar. Bu sayede hero'larınızı hem diriltip hem canını fullleyebilirsiniz örneğin. Yani fullleyemezsiniz de hem diriltip hem canını yarıdan fazlaya çıkartabilirsiniz. Ondan sonra 2 tane patron hack'i de seçebilirsiniz. Böyle boss hack diyorlar ona. O 5 ve 10, 15'lerde falan işte 2 tane büyük hack seçiminize olanak sağlıyor. Ben arkadaşla girmiştim geçtiğimiz günlerde, yeni geldiği zaman toplam 12 oda gidebilmiştik. 12. oda bölgeyi tamamlayamamıştık. Daha doğrusu arkadaş yolda kalmıştı. Ben devam ediyordum. Ondan sonra sonraki zindan geldiğinde de 7. kesime gireceğim. Buradaki zindan paralarını alacağım. Ondan sonra bir de zindan mağazasına bakalım. İstilalar. Gördüğünüz gibi kristaller yenilendi. Ve artık 2000 parça 6 yıldızlı kahraman kristalleri eklendi. Parçaları 32.000 neydi onun ismi? 32.000 istila eseri harcayarak 2000 6 yıldızlı kahraman kristali parçası alabilirsiniz. Ben öyle yaptım. Gördüğünüz gibi 3 tane almamıza olanak sağlıyor. Ve 88 gün sonra yenileneceğini söylüyor. Tabi bu da sınırlı maalesef.
Ondan sonra ben artık buradaki kristalleri almıyorum. Çünkü 5 yıldızlılarda aradığım hero kalmadı. Bir tek hayalet arıyorum. Hayalet de çıkmıyor. Bu kristallerden koymamışlar. Bir de gelse belki Red Guardian, Hitmonkey falan gelse onları yükseltirim. Ama bulmaya çalışmıyorum. 6 yıldızlarını bulsam daha iyi olur tabii onların. Peki siz hero arıyorsanız bu kristallerden hangisini almak mantıklı olur? Hemen bakalım. Kırmızı Omega istiyorsanız bu 5 yıldızlı Kaos kristalini alabilirsiniz. Gayet idealdir Kırmızı Omega. Ondan sonra Savaş kristali var burada. Bu Savaş kristalini almak en mantıklısı ve en güzeli olur. Çünkü hem Nick Fury hem de Alev Adam veriyor arkadaşlar. 2 tane çok iyi kahraman var bu kristalin içinde. Onda 2 ihtimaliniz var yani iyi bir şampiyon bulmak için. Hatta Star-Lord da var. Yani Star-Lord'u da küçümsemeyelim. Emma Frost da güzeldir. Ama en iyileri tabii Nick Fury ve Alev Adam'dır. O yüzden onda 2 ihtimalle güzel, süper bir şampiyon bulabilirsiniz bu savaş kristalinden. Ölüm kristaline bir bakalım. Burada prestij için gümüş sörfçü almayı deneyebilirsiniz. Mesela ben gümüş sörfçü bulmasaydım bunu almayı denerdim. Başka Havok için deneyebilirsiniz. Quake var. Quake için de kesinlikle almaya değer bu kristal. 3'te 10 yani. Güzel bir ihtimal var. Evrim kristaline bakalım. Hulkbuster, Buz Adam, Killmonger var arkadaşlar. Magic de var. Bu da güzel hero'lar veriyor. Yani böyle Hulkbuster güncellendi biliyorsunuz. Buz Adam, Magic falan hepsi iyi şampiyonlardır. Tabi diğer kristallerdeki kadar iyi değillerdir. Baktınız diğerlerinden bir şey çıkmıyor. Bunları da deneyebilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi artık bir tane değil iki tane alma limitiniz var bu kristallerden. Eskiden bir tane alabiliyorduk sadece. Sonra oluşum kristaline bakalım. Burada Karadul var, güzel. Kaptan Marvel eskidir o. Yeni yazması gerekiyor çünkü yanında. Yani film yazması gerekiyor. Ondan sonra Gwenpool var. Ama pek vay canına dedirtecek bir hero yok. Sadece belki Karadul için ama onun odana da değmez bence. Sonra kabus kristaline bakalım bir de. Longshot var. Longshot için alınabilir belki. Onun dışında Kızıl Hulk güzel. Örümcek Adam geliştirilmiş Stark kesinlikle almaya değer. Sırf onun için de onu arıyorsanız. Ama tabii benim yaptığım 6 yıldızlı kahraman kristal parçası almak. O kristallerde işim olmuyor artık ama zindan kristallerinden Nick Fury ve Sunspot çıkarmıştım ben zamanında. Gerçekten çok sevdiğim kristaller bunlar. Ama çoğu zaman da istediğimi çıkaramamıştım. Tabii mesela hayalet olanı 2 kere falan seçtim. İkisinden de hayaleti yakalayamadım. Hatta bir tanesinde Jane Foster'da durdu. Sağında da solunda da hayalet vardı. Oyunu sana asla hayalet vermiyoruz dercesine dalga geçti resmen benimle. Orada oradaki sinirimi hatırlamıyorum yani hatırlamak istemiyorum. Evet. Yeni zindan düzeni de bu şekilde arkadaşlar. Bu videomun da sonuna geldik. Sorularınız varsa bekliyorum. Tazminatla ilgili endişeniz olmasın. Eğer ödülleriniz hala gelmediyse yakın zamanda gelecektir. Tabii Omega Patron akınını ödüller güncellenmeden tamamladıysanız ancak böyle bir tazminat alırsınız. Yoksa tazminat gelmez size. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.